Montajdaki bileşenlerin birbirlerine göre konumlandırılmasını sağlayan özelliklere montaj sınırlamaları adı verilir. Bu bölümde montaj sınırlamalarının kullanımına ve özelliklerine bakacağız. Bileşenlerin sınırlandırılması dizini altındaki kullanacağım montaj dosyasını açıyorum. Bu montaj dosyasında 5 farklı bileşen önceden tanımlanmış, çizime yerleştirilmiş fakat henüz birbirlerine göre konumlandırılmış değil. Montaj sınırlamaları özelliklerine Assemble şerit menüsü altındaki Position panelinden ulaşabilirim. Constraint komutu bu amaçla kullandığım komuttur. Komuta girdiğinizde 4 farklı alanın olduğunu göreceksiniz. Assembly bölümü bileşenlerin birbirlerine göre konumlandırılmasını sağlayan sınırlamaları içerir. Motion ise buradan da görebileceğiniz gibi dişli benzeri sistemlerin hareket sınırlamasını tanımlar. Transitional, bir parçanın yüzeyinin bir başka parçanın yüzeyi üzerinde hareket etmesini sağlayan özel bir sınırlama tanımlamaktadır. Constraint set ise parça ya da montajların kullanıcı tanımlı koordinat sistemlerinin çakışması için kullanılır. Biz bu alıştırmada Assembly bölümü altındaki sınırlamalara bakacağız. Dikkat ederseniz Type altında 4 farklı sınırlama olduğunu göreceksiniz. Mate, Angle, Tangent, Insert. Çakışma, açı, teğetlik ve özel bir çakışma türü olan Insert. Her bir sınırlamayı işaretlediğinizde de Solution altında farklı çözümler olduğunu görebilirsiniz. Örneğin Mate ya da çakışma sınırlamasının çakışma ve eş düzlemsel duruma getirme gibi iki farklı türü vardır. Her bir türü kullanırken seçebileceğiniz nesne tipleri de belirgindir. Offset ise sınırlamanın tanımlanmasından sonra bu çakışan yüzeyler ya da eş düzlemsel duruma getirilen yüzeyler arasında bir mesafe tanımlanması gerekiyorsa buradan bunu tanımlayabileceğiniz bölümdür. Selections ise sınırlamayı tanımlamak için kullanacağınız nesneleri seçtiğimiz bölüm. Biz ilk olarak Mate altından yine Mate seçerek bir sınırlama tanımlayalım. Mate sınırlaması seçiminde eksen, eksen, eksen düzlem, düzlem, düzlem gibi birçok farklı nesne tanımlayabilirsiniz ya da seçebilirsiniz. Biz burada öncelikle örneğin buradaki parçamın silindirik yüzeyini işaretlersem bir eksen çıkacak. Bu eksenle buradaki parçamın eksenini çakıştıracağım. Okey ile komuttan çıkabilirim. Şimdi parçalar birbirlerine göre konumlandırıldıklarından sonra hareket serbestileri değişir. Bir parçanın 6 tane hareket serbestisi vardır. X, Y, Z eksenleri boyunca ilerleme ve bu eksenler boyunca dönme. Dolayısıyla siz her bir sınırlama ile hareket serbestisini parçaların sınırlandırabilirsiniz. Örneğin şimdi parçayı tutup çekiştirdiğimde eksenler çakıştığı için sadece bu eksen boyunca bir ilerleme yapabildiğini göreceksiniz. Dolayısıyla parçam için şu anda sadece iki tane hareket serbestisi var. Bir tanesi bu eksen boyunca ilerleme, diğeri de eksen etrafında dönme. Şimdi bir başka sınırlama daha uygulayalım. Yeniden constraint komutuna giriyorum. Yine mate ve mate aktifken bu sefer düzlemleri çakıştıracağım. Bu birinci düzlemim. Şimdi bu parçamın iç düzlemini seçmem lazım. Burada bakış açınızı değiştirebileceğiniz gibi başka yöntemlerle de bu iç düzlemi seçme şansınız sahipsiniz. Bunun için bir süre bekleyebilir ve Select Other dediğimiz kutucuğun çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ya da sağ tuş menüsünden Select Other komutunu çalıştırabilirsiniz. Bu şekilde bir kutucuk çıkar. Bu kutucuk ile tam imlecinizin bulunduğu yerde seçebileceğiniz nesneler arasında gidip gelir ve istediğinize ulaştığınızda bunu seçebilirsiniz. Burada iç yüzeyi seçeceğimiz için iç yüzey aktif duruma geldiğinde ortadaki dikdörtgene basıyorum ve çakışmam gerçekleşmiş oluyor. Yalnız şu anda bir uyarı. Şu anda henüz apply ya da okey'e basmadığınız için bir ön görünüm olarak bu çakışmayı görürsünüz. Henüz daha çakışma uygulanmış değil. Dolayısıyla okey ya da apply ile çakışmanın uygulanması lazım. Modele olan bakış açımızı değiştirerek elde ettiğimiz sınırlamayı
Daha rahat görebiliriz. Şimdi parçayı tutup çekiştirirsem, dikkat ederseniz artık hareket serbestisinin buna göre değiştiğini ya da kısıtlandığını göreceksiniz. Şimdi bir sınırlama daha uygulayalım. Yeniden constraint komutunu çalıştırıyoruz. Bu sefer tanjant yani teğetlik sınırlamasına gidiyoruz. Teğetlik sınırlamasında en az bir tane silindirik yüzeyin işaretlenmesi lazım. Teğet olacağı diğer kısmı işaretledikten sonra ön görünümünü görüyorum ve OK ile sınırlamayı uygulayabilirim. Sınırlamaların uygulanmasına devam edelim. Öncelikle biraz bu parçayı sistemden uzaklaştıralım. Şimdi orbit özelliğini kullanarak bakış açımızı değiştirelim. Evet, böyle bir bakış açısı uygun gözüküyor. Şimdi size sınırlama uygulamak için kullanılacak bir başka yöntemden bahsedeceğim. Bu yöntem biraz el alışkanlığı gerektirir. Ama bir süre sonra bu el alışkanlığını kazanıp bu yöntemle sınırlamaları daha hızlı uygulayabileceksiniz. Bu yöntemde Alt tuşunu kullanıyorum. Alt tuşuna basıyorum ve basılı tutuyorum. Daha sonra sınırlama uygulayacağım düzlem kenar neyse onun üzerine geliyorum ve faremin sol tuşunu basıyorum. Ve dikkat ederseniz şu anda farenin sol tuşu aktif duruma geldi. Şimdi yapmam gereken karşı taraftaki çakışacağı diğer nesneyi işaretlemek. İşaretlediğim an farenin sol tuşunu bırakıyorum ve montaj sınırlamasının uygulandığını göreceksiniz. Dediğim gibi bu belki bir süre sonra daha hızlı yapabileceğiniz bir yöntem olabilir. Yeniden temel bakışımıza geçelim ve şimdi burada yeni bir sınırlama daha tanımlayacağız. Bu sınırlama özel bir çakışma sınırlamasıdır. Insert adını verdiğimiz bu sınırlamayla parçanın seçilen kenarının bulunduğu düzlem ile eksen aynı anda diğer taraftaki düzlem ve eksenle çakıştırılır. Özellikle civatanın deliklere yerleştirilmesi benzeri parçaların montajlanması için sunulmuş bir sınırlamadır. Insert tipini seçiyorum ve daha sonra ilk olarak buradaki kenarı burada silindirik yüzeyin kenarlarını seçmeniz gerekir. Daha sonra buradaki diğer kenarı işaretliyorum. Eğer yönle ilgili değişiklik yapmak istiyorsanız, o zaman Solution altındaki Aligned ya da Opposed arasından seçim yapabilirsiniz. OK dediğimde bu sınırlamayı da tanımlamış olduk. Diğer parçanın sınırlandırılmasına gelelim. Burada Position paneli altında Rotate komutumuz yer alır. Rotate komutu özellikle sınırlamaların uygulanması için bileşenlerin geçici olarak döndürülmesi için kullanılır. Komuta girdiğimde benden döndürülecek bileşen ya da bileşenler seçmem istenir. Daha sonra orbit benzeri bir arayüz açılır ve faremin hareketleriyle istediğim şekliyle modeli döndürebilirim. Done ile komuttan çıkalım. Bu sayede bu iki bölüm arasındaki sınırlamayı daha rahat uygulayabileceğim. Yeniden constraint komutunu çalıştıralım ve Insert sınırlamasını seçelim. İlk olarak bu dairesel kenarı gösterdim. Daha sonra bu parçamın en uç noktasındaki dairesel kenarı işaretledim. Elbette buradan diğer seçeneği seçmem gerekir. OK dediğim an sınırlamayı uygulamış oldum. Şimdi tutup çekiştirirsem bu parçam eksen ve düzlemsel olarak diğer eksen ve düzlemle çakıştığı için dikkat ederseniz tutup çekiştirdiğimde sadece eksen etrafında dönme hareketi yapabiliyor. Son olarak buradaki parçaya göre konumlandırılmasını sağlayalım. Bunun için flash sınırlamasını kullanabileceğiniz gibi açı sınırlamasını da kullanabilirsiniz. Biz burada mate altındaki flash'ı kullanalım. İki tane düzlem seçiyorum ve bu iki düzlem eş düzlemsel duruma getiriliyor. Flash alt seçeneğinde sadece düzlem seçebilirsiniz. OK ile devam edelim.
Browser penceresine biraz bakalım. Parçayı işaretleyip o parçanın hangisi olduğunu gördük ve dikkat ederseniz bu parça altında bu parçayla tanımlanmış olan bütün sınırlamalar yer alır. Üzerine geldiğimde bu sınırlamaların neler olduğunu çizim ekranı üzerinden görebilirim. Bir sınırlamayı işaretlediğim anda altta bir kutucuk açılır. Bu ölçü kutucuğuna benzer bir özellik gösterir. Hatırlarsanız offset diyalog kutusunda bir pardon constraint diyalog kutusunda bir offset kutucuğu vardı. Bu aslında buradaki değer offset kutucuğuyla aynı olan değerdir. Dolayısıyla sınırlanan nesneler arasında bir mesafe tanımlamanız buradan sağlanabilir. İşaretlenip sağ tuşa basıldığında ise Edit, Drive Constraint, Modify gibi sınırlamalara özgü düzenleme işlemlerini görebilirsiniz. Drive Constraint'i daha sonraki alıştırmalarımızda göreceğiz. Edit dediğim an bu sınırlamanın düzenlenme işlemine gidebilirim ve offset değerini de buradan değiştirebilirim. Bu şekilde constraint komutuyla bileşenlerin birbirlerine göre konumlandırılmasını çok hızlı ve kolay gerçekleştiriyorum. Burada önemli olan montaj sınırlamalarını bir tür nesnesel ilişkiler olarak düşünmeniz.